Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojileri Fakültesi tarafından yürütülen Istakoz Stok Destekleme Programı kapsamındaki çalışmalar yerinde incelendi. Dardanos yerleşkesinde bulunan Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen saha ziyaretinde ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Deniz Bilimleri Teknolojileri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Yiğit, Deniz Bilimleri Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Umur Önal, akademisyenler ve araştırmacılar hazır bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, yaklaşık 7 yıldır istakoz sayılarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çanakkale biliyorsunuz dünyanın sayılı su yollarından biri olan Çanakkale Boğazı üzerinde. Tabii özellikle yakın dönemde gerek insan eliyle gerek de sanayi faaliyetleri sonucunda bazı deniz canlıları yok olma ya da işte neslin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Biz de üniversite olarak yıllardan beri yaklaşık 7 yıldır farklı deniz canlı türleri üzerine bir takım farkındalık çalışmaları, diğer nesillere, önümüzdeki nesillere, bunların neslini arttırması konusunda bazı çalışmalar söz konusu. Son 3 senedir de istakoz türü üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Geçtiğimiz ay içerisinde biliyorsunuz Çanakkale Boğazı'nda iyilik yap, denize at adı altında bir farkındalık etkinliği meydana geldi, düzenlendi. Milli sporcumuz Şakir Encümen'in katıldığı üniversitemiz ve Dardan Şirketler Grubu ile birlikte ortaklaşa düzenlenen nitelikli bir çalışmaydı. Bize Niyazi Bey ile hem o gün hem de sonraki günlerde, tarihlerde birkaç toplantı yapıp artık sadece neslin korunma üzerine değil de artık ekonomik değerinde şehrimize ve bölgemize katkı sağlaması amacıyla istakoz üzerinde bir takım neler yapılabilir konusunda çalışmalarımız oldu. Hocalarımız da bugün tesisimizde bir araya geldik. İnşallah bu tesisin daha da nitelikli hale gelmesi, yavruların belli bir büyüklüğe ulaşması, sonrasında da Tuzla biliyorsunuz Tuzla'da bir organize sanayi bölgesi, jeotermal organize sanayi bölgesi kuruluyor. Orada da daha nitelikli bir tesis oluşturulup üniversite ve Dardanel grubu işbirliğinde ekonomik değere, büyüklüğe sahip olduktan sonra da tüketim pazarına inşallah kazandıracağız bu türü üniversite olarak. Hem Ar-Ge hem de toplumsal katkı değeri olan bir çalışma. Ben bugüne kadar yaptıkları çalışmadan dolayı hem hocalarımıza, geçmiş dönemdeki dekanlarımıza teşekkür ediyorum. Mevcut dekanımız Profesör Doktor Murat Yiğit ve yine Profesör Doktor Umur Önal ve ekibiyle nitelikli inşallah çalışmalar yürütülüyordu. Biz de hem Dardanos'ta hem de dediğim gibi jeotermal OSB'de nitelikli testleri kısa zamanda inşallah Aralık ayı içerisinde protokol imzalayıp hemen üretime başlamayı düşünüyoruz. Bu testleri oluşturduktan sonra inşallah Çanakkale'mize daha nitelikli hizmetler, işler yapacağız.